Evet, değerli basın mensupları, günaydınlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü basın açıklamamızın konusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Ekim 2018 tarihinde açıklamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de yer alan okul yemi projesine bir an önce geçilmesi talebine yönelik bir basın açıklaması yapacağım. Hem bu yılki bütçe görüşmelerinde, 2020 bütçe görüşmelerinde hem de 2019 yılı bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben tam gün eğitim ve öğretim yapan okullarda çocuklarımızın öğle yemeği alamadıklarından dolayı yeteri kadar beslenemedikleri, hatta maddi imkanı çok düşük seviyede olan öğrencilerimizin su dahi alamadıkları ve susuz bir şekilde eğitimine devam etmek durumunda kaldıklarını belirtmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan buna yönelik çözüm beklemiştim. Her iki yıldaki bütçe görüşmelerinde de bunu yapacağız, vizyon belgemize var denilmiş olmasına rağmen halen bu konuda bir adım atılmış değil. Özellikle tam gün eğitim yapan ve ekonomik seviyesi düşük bölgelerdeki okullardaki öğrencilerimiz öğle vaktinde yeteri kadar beslenememekteler. Tabii bu çocuklarımızın hem ruhsal hem de bedensel sağlıklarını olumsuz olarak etkilemekte. Dolayısıyla da okul başarılarını düşük seviyede tutmaktadır. Daha dengeli ve orantılı beslenmelerini sağlamak sosyal devlet olmanın gereğidir. Özellikle farklı ekonomik bölgelerden aynı okula gelen öğrencilerin öğleyin yanlarında getirdikleri yiyeceklerin farklı olması da o yaştaki çocukların psikolojik olarak travma geçirmelerine sebep olmakta ve çocukların topluma yönelik de öfkelerini arttırmaktadır. Bunun önüne geçmek açısından ve çocuklarımızın dengeli şekilde beslenmesi, okul başarılarının arttırılması yönünde de katkı vereceğine inandığımız bu okul yemeği yani öğle yemeği projesinin bir an önce hayata geçirmesini talep ediyoruz. Özellikle pek çok okulda da çeşme suları, musluk suları maalesef içilemiyor. Dediğim gibi çocuğun cebinde su alacak parası dahi yok. Tüm gün maalesef çocuğumuz hem aç hem susuz şekilde okuluna devam etmek durumunda kalıyor. Bunu ben bir öğretmen eşi, bir öğrenci velisi olarak dile getiriyorum. Ve buradan da sizlerin aracıyla bakanlıktan bir an önce okullarda öğle yemeği projesine başlanılmasını, hatta zaman kaybedilmeden de hangi okullarda musluk suyu içilmiyorsa bunun bir an önce tespit edilerek çocuklarımıza da içme suyu temin edilmesi konusunda bakanlığın çalışma yapmasını sizlerin aracıyla talep ediyorum. Daha önceki dönemde hatırlarsanız İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrencimiz 1 lirayla ne alabilirim dedi ve hayatına son vermişti. Böyle örnekler yaşamak istemiyoruz. Öğrencilerimiz ihtiyacı olan barınma, eğitim ve beslenme ihtiyacı olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını devlet olarak karşılamak hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Yani Kanal İstanbul'a bir para harcayacağımıza çocuklarımızın geleceğine yönelik olarak böyle bir proje için adım atalım ve çocuklarımızın okul başarısını arttıralım. Diğer bir yine Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir açıklamamız da kendi seçim bölgem Balıkesir ile ilgili olacak. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız deprem felaketleri sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı bazı illere genelge göndererek bir takım okulların depreme dayanıksız olduğunu ve yıkılması gerektiğine yönelik bir talimat gönderdi. Balıkesir'de de 51 tane okulun yıkılması konusunda böyle bir karar alınmış durumda. Tabii eğitim öğretim yılının ortasında bu şekilde bir yıkım kararı alınmış olması elbette ki hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz açısından oldukça tedirgin edici bir durum. Elbette ki bizler de çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim almalarını isteriz. Daha güvenlikli ortamlarda, daha depreme dayanıklı ortamlarda eğitim almalarını isteriz. Tabii bizim talebimiz şudur. Keşke böyle eğitim öğretim yılının ortasında bu karar alınmamış olsaydı da başlangıcından bu karar zaten belliydi. Yani depreme dayanıklık raporları bakanlığın elinde vardı.
Eğitim öğretim yılının başlangıcında yeni okullar yapılmış olsaydı ve çocuklarımıza güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmiş olsaydı. Maalesef böyle bir planlama yanlışlığı var, zamanlama hatası var. Muhtemelen de yaşadığımız deprem olayları herhalde bunu biraz öne çekti mi diyeyim veyahut da geciktirdi, açığa çıkmasına sebep oldu diyeyim. Daha doğrusu bu olacak. Tabii Balıkesir halkının talebi bu 51 tane yıkılacak okulun yerine aynı nitelikte okulların yapılması. Yani o bazı okulların arsaları oldukça değerli noktalarda, o arsalara okul dışında başka alışveriş merkezi gibi, FM Residence gibi başka inşaatların yapılmasını Balıkesir halkı istemiyor. Yıkılan okulların yerine aynı nitelikteki okulların yapılmasını talep ediyoruz. Ve yapılan yeni okulların gelecek yılki eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Yine okul kadrolarının da korunarak aynı şekilde hizmete devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Diğer bir önemli nokta da mümkün olabildiğince okul isimlerinin yine korunmasını istiyoruz. Yani bu talepler, bir milletvekili olarak Balıkesir halkından taleplerini dile getiriyorum ben tabii doğal olarak. Tabii bir de sizlerin vasıtasıyla okulların bir önce yapılması için hayırsever vatandaşlara da çağrıda bulunuyorum. Eğitim, öğretime yapacakları her katkı tabii ki ülkemizin geleceğine, çocuklarımızın, gelecek nesillerin geleceğine katkı da yapacaktır. Bu noktada daha hassas davranacaklarına inanıyorum. Elbette hayırsever vatandaşların isimleri de okullara verilecektir. Yani benim demek istediğim burada, eğer bir devlet eliyle yapılan bir okul varsa isminin korunmasını talep ediyorum. Efendim sorularınız varsa alabilirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Yıkım kararı verilen okullarda şu anda eğitim öğretim yapılmıyor mu? Kimileri boşaltıldı, diğer okullarla birleştirdi. Tam gün eğitim yapan okullar artık ikili eğitime geçti. Taşındı ama yani bir kaos var tabii. Yani birden bu karar çıktı, hemen okullar işte şu an boşaltılıyor hızlı bir şekilde. Yani daha planlı yapılabilir. Yani bunu tabii biz sorduğumuz zaman yetkililere, bu depreme dayanıklık raporları ne zaman alındı dediğinizde, işte 6 ay önce, 6 ay öncesinde varsa muhtemelen daha önceki dönemlerde de vardı ellerinde, ama tabii biraz bizim bölgede biraz hareketlenmeler oldu, depremler olunca muhtemelen bir an önce bunları yürürlüğe sokalım diye düşündü. Ama tabii planlama, keşke çocukların yaz tatili döneminde bu okullar ilan edilip de hemen bir önce inşaatına başlanmış olsaydı. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.